Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz Sat7 Türk çocuğa bugün de hoş geldiniz. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Çünkü benim bu programı bu kadar neşeli, bu kadar sevinçli ve heyecanlı açmamın sebebi sizlersiniz arkadaşlar. Hepiniz Sat7 Türk'e tekrar tekrar hoş geldiniz. Bu hoş geldinizde, bu seferki hoş geldinizde bugün ilk defa Sat7 Türk ekranlarını açan arkadaşlarım içindi. Ve onlar beni eğer tanımıyorlarsa hemen kendimi tanıtıyorum. Aşağıda da görüyorsunuz arkadaşlar. Ben Nora ablanız ve hafta içi her gün tam olarak bu saatlerde Sat7 Türk ekranlarında sizlerle buluşuyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat tam 4'te burada sizinle birlikte farklı farklı konularda bir sürü değişik şeyler yapıyoruz. Uzun uzun sohbetler ediyoruz. Güzel güzel oyunlar oynuyoruz. Şaşırtan bilgiler öğreniyoruz. Birlikte şaşırıyoruz. Deyimleri keşfediyoruz. Bir sürü şey yapıyoruz ama bunlardan en önemlisi programımızda hiç değişmeyen bir şey var. Asla sıkılmadığımız, asla yorulmadığımız ve her gün heyecanla beklediğimiz Tanrı'nın sözü. Bizler Tanrı'nın sözü bölümünde Tanrı'yı daha yakından tanımak, onun hakkındaki sırları keşfetmek için gerçekten çok uğraşıyoruz. Ve Rabbimize teşekkür ediyoruz ki gerçekten her gün burada bu programda sizlere olduğu gibi bana da kendisiyle ilgili yeni sırları açıyor ve onun hakkında yeni yeni şeyler öğrenmek gerçekten benim için sanki daha önce hiç tatile gitmediğim bir yere İlk defa tatile gidiyormuş gibi, daha önce hiç gitmediğim bir ormana keşfe gidiyormuşum gibi heyecanlı ve eğlenceli oluyor benim için. Umarım sizler için de öyledir arkadaşlar. Bugün yeni haftanın ilk günü. Acaba bu haftaya nasıl başladınız çok merak ediyorum. Uzun zamandır evdeyiz, bir süredir evdeyiz. Okula gidemiyoruz, işe gidemiyoruz. Evde zaman geçiriyoruz. Acaba sizler bu zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü biliyorsunuz ben Nora ablanız. Size daha önceden bahsetmiştim. Genelde ne yapıyorum? Sabahları erken kalkıyorum, yüzümü yıkıyorum, dişlerimi fırçalıyorum. Güzel bir şekilde bu işlerimi hallettikten sonra gidip bir şeyler atıştırıyorum, kahvaltı yapıyorum. Ve ondan sonra dua ediyorum, kutsal kitap okuyorum ve günün geri kalanını normal zamanlarda evde zaman geçirmeye fırsat bulamadığım zamanlarda yapmak istediğim şeyleri yaparak geçiriyorum. Yani aslında evet. Sıkıntılı bir durum var, doğru, bir hastalık var dünyamızda ama aynı zamanda bu hastalıktan dolayı evde zaman geçirdiğimiz zaman bu zamanı iyi değerlendirebiliriz. Hala bu olumsuz durumu olumluya çevirebiliriz kendi açımızdan. İşte o yüzden ben eminim siz de kesinlikle birbirinden farklı şeyler yapıyorsunuz. Her biriniz. Kiminiz resim yapıyor, kiminiz dans ediyor, kiminiz müzikle ilgileniyor, kiminiz çizgi film izliyor, kiminiz kitap okuyor. Ama gerçekten acaba neler yapıyorsunuz? Çok merak ediyorum. İşte o yüzden arkadaşlar WhatsApp numaramızı aşağıda görüyorsunuz. Bu numaradan bizlere ulaşın ve neler yaptığınızı bizlerle paylaşın. Hem belki Nora ablanıza da fikir vermiş olursunuz. Hem de birbirinize yeni fikirler vermiş olursunuz. Böylelikle evdeki zamanı böyle durarak, böyle diye uyuyarak geçirmektense verimli bir şekilde geçirebilirsiniz zamanınızı. Şimdi artık lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Bugün bu kadar sevinçli olmanın bir başka sebebi daha var. Geçen hafta da minicik sizlere bahsetmiştim. Artık Paskalya yani Diriliş Bayramı giderek yaklaşıyor. Ve Diriliş Bayramı bizim yüreğimiz için, bizim hayatımız için çok ama çok önemli bir bayram. Bunu hepimiz biliyoruz. Çünkü Tanrı'nın bizler için hazırladığı kurtuluş planının gerçekleştiği bayram. Yani Tanrı'nın bize olan sevgisinin bir plan şeklinde önümüze serilmiş hali aslında. İşte bu yüzden diriliş bayramları zamanı daha diriliş gelmeden önce bile yani bu bayram gelmeden önce bile ben bunun sevinciyle dolup taşıyorum. Çünkü her gün Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini hatırlıyorum. Siz de hatırlayın arkadaşlar eğer bugün yüreğinizde kalbinizde ufacık da olsa kendinizi sevilmeyen, yalnız, değersiz hissediyorsanız işte bugün sizler de benim gibi hissedin lütfen. Çünkü diriliş bayramı
Mesih'in bizler için dünyaya gelişi ve ondan sonra bu dünyadan ayrılışı ve sonra öldükten sonra dirilmesi aslında Tanrı'nın bize olan sevgisinin büyüklüğünü gösterir. İşte bu yüzden Diriliş Bayramı yaklaşırken siz de Tanrı'nın sevgisini anımsayarak kendinizi ve yüreklerinizi bu bayrama hazırlamanızı istiyorum. Şimdi artık lafı daha fazla uzatmıyorum. Görevimiz gelecek birazdan ama ondan önce hepinizin bu görevi duymaya hazır olduğunuzu bilmeye ihtiyacım var. Haydi bakalım, isterseniz yerinizden kalkın, isterseniz oturduğunuz yerde, umarım üzerinizde rahat kıyafetler vardır. Çünkü görevinizi, hem çok eğlenceli olan hem de çok ciddi olan görevinizi duymadan önce kendinizi, zihninizi, düşüncelerinizi ve bedeninizi bu göreve hazırlamanızı istiyor Rabbiniz. Haydi bakalım, birkaç böyle minik hareketlerle esneyin bakalım. Öne, 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 öne. Arkaya, arkaya, yukarı, aşağı, istediğiniz gibi, istediğiniz yöne doğru esneyebilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan kendinizi bu göreve hazır hissetmeniz. Haydi bakalım, siz de şimdi benimle birlikte 5'ten geriye doğru sayın ve ardından sizin için Nora ablanızın hazırladığı görevi hep birlikte görelim. Haydi bakalım. 5, 4, 3, 2, 1. Arkadaşlar, hep birlikte görevinizi gördünüz. Göreviniz çok basit ama aynı zamanda bir o kadar da zor bir görev, sizi baştan uyarayım. Bir de Nora ablanızın ağzından duyun. Göreviniz sevinçli ol. Evet. Özellikle bu görevi sizden istedim. Çünkü aslında sevinçli olmanızı istememin özel bir sebebi var. O da Diriliş Bayramı'nın yaklaşıyor olması ve onun sevincini yüreklerinizde hissetmenizi istiyorum arkadaşlar. Ama şimdi Nora ablanız size bu konuyla ilgili, bu hem çok ciddi hem de çok eğlenceli görevle ilgili ipuçlarını vermeden sizlere bir video izletmek istiyorum. Haydi bakalım videoya. Evet arkadaşlar, şimdi bu sevinçli, mini mini, sevinen, eğlenen, çok mutlu olan arkadaşlarımızı izlediniz. Ben işte sizlerin de böyle olmanızı ve böyle hissetmenizi istiyorum. Ama tabii ki bunu neden istediğimi birazdan sizlere açıklayacağım ve zaten ipuçlarımı size anlatırken sebepleri de o ipuçlarının içinde bulacaksınız. Ama bundan önce sizlere bir ayet paylaşmak istiyorum. Acaba Nur ablanız bugün sizler için hangi ayeti hazırladı? Haydi bakalım, şimdi kutumun içinde bu sürpriz ayetim var. Birazcık da bu görevle ilgili. Haydi bakalım o zaman birlikte şimdi Nur ablanız kutuyu açacak ve bu kutunun içinde, ama bir saniye, önce ben göreceğim. Önce ben bakmak istiyorum. 3'ten geriye doğru sayıyorum. Geriye doğru saymaları çok seviyorum. 3, 2, 1. Filipililer 4, 4. Rab'de her zaman sevinin. Yine söylüyorum, sevinin. Kapatıyorum, size doğru açıyorum şimdi. Evet arkadaşlar, bu ayet çok güzel bir ayet. Benim size verdiğim görevle alakalı bir ayet. Rab'de her zaman sevinin. Yine söylüyorum, sevinin. Bunu bize Rabbin sözü, yani Tanrı'dan bize gelen o mektup söylüyor. Öyleyse demek ki bu Tanrı'nın bizden istediği bir şey. O zaman arkadaşlar, şimdi gelelim yavaş yavaş artık ipuçlarıma. Diyorum ki, bizim için Rabbin hazırladığı bir kurtuluş planı vardı ve bu kurtuluş planıyla birlikte bizler bu dünyanın bize vermeye çalıştığı kötülüklerden
kurtuluyoruz ve Rab'le birlikte sonsuz yaşama kavuşuyoruz. Yani bu demek ki Mesih'le birlikte sonsuza kadar yaşayacağız. Bu dünyada değil ama başka bir dünyada Mesih'le birlikte sonsuza kadar yaşayacağız. Eğer Mesih'e gerçekten inanıyorsak, eğer Mesih'in bizi kurtarmak için bu dünyaya geldiğine gerçekten inanıyorsak arkadaşlar. İşte bu yüzden sizlere şunu söylemek istiyorum. Normalde eğer bu görevi ben size vermeseydim, vermeden önce, bu görevden önce nasıl bir hayatımız olurdu? Nasıl bir hayatımız vardı? Diyelim okulda bir arkadaşımız bizi üzdü. Ya da diyelim öğretmenimiz bizim kalbimizi kırdı. Ya da diyelim kardeşimizle böyle küçük bir tartışma yaşadık. Ya da dondurmamızı yalarken sokakta dondurmanın en güzel yerinde şılak dedi dondurmamız yere düştü. Tam böyle en güzel kısmı yere düştü ve biz onu yiyemedik. Normalde ne yapardık arkadaşlar? Tabii ki bu duruma üzülürdük değil mi? Böyle suratımız asılırdık. Çok ama çok üzülürdük. Çünkü orası dondurmanın en güzel tarafıydı. Ama şimdi nasıl bakıyoruz biz bu olaya? Tanrı'nın bizim için hazırladığı kurtuluş planını düşünüyoruz. Mesih'in bizim için olan sevgisini düşünüyoruz. Tanrımızın bizim için olan sevgisini düşünüyoruz. Ve işte böyle düşündüğümüz zaman o zaman bu dünyadaki hiçbir şey bizi kolay kolay üzemiyor. Ve bizler çok ama çok sevinçli olarak hayatımızı geçirebiliyoruz. Şimdi size bir diğer ipucunu söylemek istiyorum. Diyelim. Bir arkadaşınız sizi gerçekten kırdı ya da kızdırdı bilerek diyelim ya da bilmeyerek hiç fark etmez. Normal şartlarda siz bu durumda üzülürdünüz ama artık böyle şeylere üzülmemeye çalışıyorsunuz. Çünkü arkadaşlar siz artık bu dünyada sahip olmanız gereken çok büyük bir sevince sahipsiniz. Çünkü Mesih'in sevgisi ve sevinci ve kurtuluşu sizlerle birlikte. İşte o yüzden madem siz artık sevinçlisiniz, sizi üzen arkadaşınıza kızgınlık ya da kırgınlık vermek yerine karşılığında ona sevincinizi verebilirsiniz. Sevincinizi onunla paylaşabilirsiniz. Yani aslında göreviniz sevinçli olmak ama bu ipucundan anladığınız gibi bu görevin devamında siz sevinçli olduktan sonra diğer insanlara da sevinç verebilirsiniz. Bir diğer ipucum da şu arkadaşlar. Eğer zaman zaman bu görevi yerine getiremediğiniz bir durum olursa ki bazen bana oluyor. Her zaman o kadar sevinçli olamıyorum maalesef. Bazen gerçekten üzüldüğüm zamanlar oluyor. İşte öyle zamanlarda Tanrımız her zaman bizi duyuyor. Tanrımız her zaman bizimle ve bize yardım etmeye hazır. İşte bu yüzden o zaman dua edebilirsiniz. Rab, nasıl sevinçli olabilirim? Bana sevinç verir misin lütfen diye Rab'be dua edebilirsiniz. Şimdi son olarak artık bu bölümü bitirmeden önce sizlere bir ayet daha okumak istiyorum. 1. Petrus 1'den okumak istiyorum sizlere bir ayet. Mesih'i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Sizler, evet, sizlerden bahsediyor bence. Benden, sizlerden, hepimizden. Şu anda onu göremediğiniz halde ona iman ediyor. Sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. Çünkü imanınızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna erişiyorsunuz. İşte çok basit. Bütün sebebi bu. Evet, bizler Mesih'i gözlerimizle direkt belki görmedik. Yani karşımızda oturmadı, bizimle limonata içmedi belki ya da bizimle kutu kutu pense oynamamış olabilir. Ama bizler onun varlığını biliyoruz ve bir gün ona sıkı sıkı sarılacağımızı biliyoruz arkadaşlar. İşte bu yüzden bu sevinçle coşuyoruz. Haydi bakalım, şimdi artık birazcık dinlenme zamanı, sizi Ege'ye gönderiyorum. Kediler kadın sesine daha çabuk reaksiyon verirler. Çapkın işte. Kediler kendilerini kirli bulurlarsa, kendilerini yalamazlarsa ve siz de yıkamazsanız uzun bir süre sizden uzak kalır. Kedilerde ceza algısı yoktur. Sadece ödül algısı vardır. Yani sadece ödüllerle yetinirler. Aynı ben. Bir kedinin 3 veya 3'ten fazla rengi varsa Mart ayında korumanız gerekebilir. Yani dişilerdir. Kediler turunçgillerin kokusundan nefret eder. Kedi sevmiyor musunuz? Portakal yiyin. Siyah kediler genelde diğer renkleri olanla daha sakinlerdir. Yeter ki önünüzden geçmesin. Eski Mısır'da kedisi ölenler yas tutmak için kaşlarını kazıtırlardı.
Kedi sevmeyenler herhalde kaş ektirirdi. Çikolatanın içindeki tiyadromin maddesi kediler için ölümcüldür. Onun için yaptığım çikolata kaplamalı fare icadım maalesef satış rekorları kıramadı. Kedi hapşırığı duymak 4 yapraklı yoncadan daha çok şans getirir. Şaka şaka. Batıl inanç bu. İnanmayın. Ege, sana buradan kucak dolusu teşekkürlerimizi gönderiyoruz. İyi ki varsın. Şimdi de sırada... Deyim Yerindeyse bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi her zaman biliyorsunuz bu bölümde ben size bir resim gösteriyorum. Siz de o resimden bakarak Türkçemizde bol bol kullandığımız ve durumları ifade ettiğimiz kısa kelime yani sözcük öbekleri bir araya geliyor. Ve işte biz de o sözcük öbeklerini o resme bakarak tahmin etmeye çalışıyoruz. Yani o deyimi bulmaya çalışıyoruz. Şimdi eğer hazırsanız haydi bakalım bu sefer 3'ten geriye doğru sayacağım. 5'ten geriye doğru resmi sayıp sizi çok yormayacağım, çok bekletmeyeceğim. 3'ten geriye doğru saydığımda siz ekranda o deyimin resmini göreceksiniz. 3, 2, 1. Evet, gördüğünüz gibi bu deyimde böyle bir insan görüyorum ben, bir adam görüyorum ve ağzında bir kuş var arkadaşlar. Ama ne olduğuna dair bir fikriniz var mı şu anda? Hiç aklınızda bir şey belirdi mi sizin? Çünkü ben bu resmi ilk gördüğümde hiçbir şey belirmemişti aklımda. Hiçbir şey anlayamamıştım. Turuncu saçlı bir adam var burada. Bir de böyle bir kuş var ağzında. Nasıl yani? Bu çocuk kuş mu yiyor? Haydi bakalım artık görselden dönelim. Arkadaşlarım biraz da beni görsünler. Şimdi elimde kartım var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Acaba ağzıyla bu kuşun ayaklarını gıdıklıyor olabilir mi sizce? Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü ben anlayamadım yani kuş yemek bence hiç hoş bir şey değil. O kuşun canı çok acır diye düşünüyorum. O zaman bence kesin başka bir anlamı vardır. Eğer hazırsanız arkadaşlar sizlere haydi bakalım oranızdan ipucu. Sol tarafta ne görüyoruz? Bir ağız var. Sağ tarafta da kuş var. Bir kuş bir kişinin elinde, bir insanın elinde. O zaman ne demek bu? Yani biri sanki bir elinde kuş tutuyor. Hiç tahmininiz var mı? Benim bir tahminim var. Aslında biliyorum çünkü kart benim elimde. İşte o yüzden şimdi hazırsanız bu sefer de 5'ten geriye doğru sayarak sizlere bu deyimin ne olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. Hazırsanız geriye doğru sayıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Ağzıyla kuş tutmak. Bu deyimi daha önce hiç duymuş muydunuz hayatınızda? Acaba anlamı nedir diye bilen var mı? Bilmiyorsanız hiç dert etmeyin çünkü zaten Nora abanız şimdi bu deyimi size açıklayacak. Bu deyimin anlamı arkadaşlar en güç, en zor şeyleri yapmak anlamına geliyor. Yani en güç, en zor şeyleri yapmak. Bence bu deyim de şuradan gelmiştir diye düşünüyorum. Şimdi normal zamanlarda kuş böyle uçan, kaçan, biz böyle yanına yaklaşmaya çalıştığımızda bile hemen pırrr diye kaçan bir canlı olduğu için kuşu normalde elimizle bile yakalamak çok zor. Hele ağzımızla kuşu yakalamak bence hiç ama hiç mümkün değil ki bizler normal zamanlarda sürekli yemek yiyen insanlarız. Ama böyle gözlerimiz kapalı olduğunda yemeği bile ağzımıza zor götürürüz, ağzımızla yemeği bile zor tutarız. Hele uçan, kaçan canlı bir kuşu ağzımızda tutmak gerçekten çok zor olmalı. İşte bu yüzden buradan yola çıkarak bence ağzıyla kuş tutmak deyiminin anlamı buradan geliyor. Peki acaba cümle içinde nasıl kullanılıyor? Hemen sizlere bir de örnek vermek istiyorum. Acemi palyaço çocukları güldürmek için türlü şaklabanlıklar yaptı. Ama ağzıyla kuş tutsa da çocuklara yaranamayacaktı. Yani bu şöyle bir şey. Düşünün ki ben sizin için burada böyle takla atıyorum, zıplıyorum böyle tavandan ters aşağı düşüyorum sizi güldürmek için. Ya da böyle değişik değişik hiç yapamayacağım mutlu et köşesinde değişik el işleri yapıyorum. Çok zor şeyler yapıyorum. Ama sizler bir türlü beğenmiyorsunuz, hiç memnun olmuyorsunuz bu durumdan. İşte o zaman ben de sizlere şöyle diyebilirim. Çocuklar, Nur abanız size burada ağzıyla kuş tuttu neredeyse ama yine de onu beğenmediniz. Ya da şöyle diyebilirim.
Sizi ağzımla kuş tutsam bile sanırım yaranamayacağım. Sanırım ağzımla kuş tutsam bile beni asla beğenmeyeceksiniz diyebilirim sizlere. İşte bu deyimin anlamına bu. Ama benim sizlere tavsiyem genelde küçük şeylerden mutlu olmaya çalışın. Mesela ailenizde, evinizde, anneniz, babanız eminim bu süreçte, bu evde kaldığınız süreçte sizler için çok fazla şey yapıyorlar. Siz sıkılmayın, evde güzel zaman geçirin diye. İşte o yüzden onların ağzıyla kuş tutmasını beklemeyin siz. Her durumda lütfen mutlu olun. Haydi bakalım, şimdi bu kadar konuştuk. Benim bu sefer de en sevdiğim bölüme doğru gidiyoruz. Tanrı'nın sözü. Şimdi Tanrı'nın sözü bölümündeyiz ve bu bölümde aslında bugün bizler yüreklerimizi Diriliş Bayramı'na hazırlamak istediğimiz için aslında bu kurtuluş planı ile ilgili bir şeyler anlatacağım. Ama şaşıracaksınız, aslında Tanrı'nın kurtuluş planı ile ilgili bir şey belki de bugün duymayacaksınız ağzımdan. Ama daha öncesine gideceğiz. Çünkü aslında bizim için Tanrı'nın hazırladığı kurtuluş planı çok öncesinden başlıyor. Öncelikle yaratılışla başlıyor. Biliyoruz Tanrı bizim için çok güzel bir yer yarattı. Harika şeyler yaptı. Çünkü hiçbir şey yoktu öncesinde. Hiçbir şey yoktu. Böyle her yer dümdüz, kapkaranlıktı belki de. Ama sonra Tanrı bir şeyler yarattı. Ve bizleri yarattıktan sonra durum değişti. Aslında bizler yanlış şeyler yapmaya çok önceden başladık. Adem ve Havva ile birlikte başladık. İşte bu yüzden Tanrı bizim için kurtuluş planını ta o zamandan hazırlamaya başladı. Yani bizler ne zaman hata yapmaya başladık, Tanrı da o zaman bu hatalarımızın bedelini mümkün olduğu kadar az ödeyelim ya da ödemeyelim diye bizler için büyük bir kurtuluş planı hazırlamaya başladı. Ama şimdi sizlerle birlikte zamanda uzun bir yolculuk yapacağız. Ben size anlatmaya başlayacağım. İlk zamanlara gideceğiz. O zaman hiçbir şey yokken acaba her şey nasıldı ve her şey nasıl var oldu diye yavaş yavaş sizler de bu hikayeyi benimle birlikte dinleyin ve gözlerinizi kapalı tutabilirsiniz ben bu hikayeyi anlatırken. Siz de kendinizi anlattığım şeyin içinde hayal etmeye çalışın. Sakince bir düşünmenizi istiyorum önce. Hiçbir şeyin olmadığı bir dünya hayal edin. Ama hiçbir şey yok. Ne hayvanlar, ne çiçekler, ne de rüzgar. Ne tatlı kuş cıvıltıları, cik 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 cik. Ne de izleyecek tırtıllar. Hatta ve hatta şekillerini bazen bir ayıya ya da bir dinozora benzetebildiğimiz puf puf bulutlar bile yoktu. Yağmur da yoktu mesela. Öyle olunca da içine hop diye sıçrayabileceğimiz su birikintileri de yoktu tabii ki de. Hele güneş, o böyle parladığı zaman içimizi böyle gıdık gıdık yapan, içimizi ısıtan güneş de yoktu. İçimizi ısıtırdığı güneş eğer olsaydı, ama maalesef o zaman yoktu. Ve tabii ki de gündüzü geceden ayıran. Deniz de yoktu. Yaz geldiğinde kolluklarımızı takıp ya da takmayıp yüzdüğümüz cıp 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 diye. Kum da yoktu hatta. Kum olmayınca kumdan kale yapmak da yoktu. Ne kadar sıkıcıydı kim bilir. Kumu kazıp kazıp dibinden su çıkacak mı diye heyecanlanmak da yoktu. Tek bir deniz kabuğu bile yoktu. Böyle şimdi bulmak için bazen heyecanlanıyoruz, böyle arıyoruz. Kırık olmayan bir deniz kabuğu bulmak için ya hani. İşte o zaman o bile yoktu. Düşünsenize. O zaman denizin ne eğlencesi kalırdı eğer içinden deniz kabukları bulamıyorsak mesela. Ve hatta tabii ki dalgalar da yoktu. Arkadaşlar bırakın dalgayı. İnanabiliyor musunuz? Deniz bile yoktu. Yazları girdiğimiz, kışları da uzaktan izleyip bizleri mutlu eden o güzel deniz yoktu. Mesela boyama yapmak bile yoktu, biliyor musunuz? Nasıl yani? Boyama yapmak nasıl olmaz ki? Bence boyama yapmak her zaman vardı. Hayır arkadaşlar, maalesef boyama yapmak da yoktu. Çünkü renkler bile yoktu o zaman. O zaman hatta bir şey söyleyeceğim size, inanabiliyor musunuz? Dondurma bile yoktu. Böyle bazen iki top, bazen bir top, bazen ayarı kaçırıp üç top yediğimiz dondurma bile yoktu. Çünkü meyveler yoktu. Öyle olursa
Yani meyve yoksa çilek de yoktu. Ya bırakın dondurmayı, çilek bile yoktu o zaman. Yapraklar yoktu, toprak yoktu, yıldızlar yoktu. Geceleri gökyüzünde parlayan ve baktıkça sanki çoğalan yıldızlar maalesef yoktu. Çünkü henüz gezegenler ve gökyüzü yoktu. Oyun parkları, çizgi filmler, en sevdiğimiz yiyecekler, en sevdiğimiz lıkır lıkır içtiğimiz içecekler, mesela limonata, mesela çilekli muzlu süt yoktu. Kışın kar topu oynamak yoktu, kardan adam yapmak yoktu. Denizlerin içinde deniz yıldızları, deniz atları, kaplumbağalar, yunuslar, balıklar, çalışkan karıncalar, çikolatalı pastalar, güzel şekilli bitkiler, ağaca benzeyen o güzel brokoli, hesap yaptığımız sayılar, rakamlar, konuşmak için kullandığımız kelimeler. Maalesef bunların hiçbiri yoktu Tanrı dünyayı yaratmadan önce. Bir tanesi bile yoktu. Evet, yani kısaca duyulacak ve hissedecek hiçbir şey yoktu. Sadece hiçbir şey vardı arkadaşlar. Sadece hiçbir şey. Hiçbir şeyden başka hiçbir şey yoktu. Anne ve babalar da yoktu. Ama hiç merak etme, çünkü zaten sen de yoktun. Çünkü henüz hiç kimse yoktu. Henüz insanlar yaratılmamıştı. Bir tek Tanrı vardı. Her zaman olduğu gibi onun varlığı biliyoruz ki sonsuz. Bir de onun harika bir planı. İşte o harika plan o zamandan beri vardı. Bir gün dedi ki artık bir şeyler yaratma zamanı. Bu iş böyle çok sıkıcı olmaya başladı. Hiçbir şeyden her şeyi yaratma zamanı. Hiçbir şeyi aldı ve ondan her şeyi yarattı. Hayatı yaratmaya başladı. Şu an zevk aldığımız, sevdiğimiz, doğaya ait her şeyi yaratmaya başladı. Ve bunu yapmak onun için o kadar kolaydı ki Tanrı olsun dedi ve oldu. Bu kadar. Işık olsun dedi, ışık oldu. Sadece konuşması yeterliydi. Olsun dediği her şey tek 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 olmaya başladı. Mesela çiçekler için çiçekler olsun dedi, böcekler için böcekler olsun dedi ve oldu. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar güzel olurdu. Bizim de öyle bir yeteneğimiz olsa mesela ne kadar güzel olurdu. Ama tabii ki bizim böyle bir yeteneğimiz yok. Çünkü biz Tanrı değiliz. Ama Tanrı'nın çocuklarıyız. Peki bizler nasıl olduk acaba? Oraya yavaş yavaş geliyorum. Ne oldu biliyor musunuz? Yavaş yavaş her şeyi yarattı. Denizi yarattı, yıldızları, bitkileri, çiçekleri, dağları, kayalıkları, doğada var olan her şeyi yarattı. Çiçekleri, otları, bitkileri, her şeyi yarattı. Çiçekler açmaya, ağaçlar büyümeye ve tomurcuklanmaya sonsuza dek devam ettiler. Sonra güneşi, ayı, gezegenleri, yıldızları yarattı ve onlar da çok güzel oldu. Kuşları, balıkları, biliyorsunuz artık her şeyi tek 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 yarattı. Ama sonra sevgi dolu yaratıcımız baktı. Her şey tamamdı artık, her şey vardı. Yani bütün bir, sanki böyle bir insanın yaşayabileceği, bizlerin yaşayabileceği bütün bir ev sanki tamamlanmış gibiydi. Ama bir eksik vardı. Ve o eksik bizdik, insanlardı. Siz, biz, hepimiz. Çünkü Tanrı'nın uzun zamandır yüreğinde olan bir planı vardı. Tanrı, insanı yaratmak, onu çok sevmek, bütün sevgisini dökmek ve onunla en iyi dost olmak istiyordu. Bir baba oğul gibi, bir baba kız gibi, iki arkadaş gibi bir aile olmak istiyordu. Birlikte sırlarını paylaşabilecekleri, birlikte eğlenebilecekleri, gülebilecekleri ve birbirlerini çok sevebilecekleri. Ve işte o zaman Tanrı'nın uzun zamandır hayalini kurduğu ve yüreğinde eksikliğini hissettiği insanı yarattı. Adem ve Havva. Ve o bütün yarattığı bahçeyi, bütün yarattığı doğayı, hayvanları, doğayı, her şeyi onlara verdi. Dedi ki, burası sizin. Tamamen özgürsünüz. İstediğinizi yapabilirsiniz burada. Düşünebiliyor musunuz? Bize öyle bir şey verseler sevinçten acaba ne hale geliriz? Toprakla oynarız, çiçekleri koklarız,
yeriz, içeriz, hayvanları severiz. Ama Tanrı bir tek şey söyledi, dedi ki burada her şeyi yapabilirsiniz, her şeyden yiyebilirsiniz. Bir tek bu ağaçtan yemeyin ve o ağaç iyi ve kötüyü bilme ağacıydı. Ve Tanrı onlara güvendi. Dedi ki beni dinler çocuklarım. Ama ne oldu biliyor musunuz? Adem ve Havva dayanamadılar. Ve bir tek Tanrı'nın yeme dediği ağaçtan yediler. İşte ondan sonra olanlar oldu. Bu duruma Tanrı'nın gönlü çok kırıldı. Tanrı çok üzüldü. Çünkü Tanrı onlardan asla ayrılmayı hayal etmemişti. Tanrı bu güzel planı yaparken, bu güzel bahçeye onları hazırlarken onlardan ayrılmayı hiç düşünmemişti. Sonsuza dek birlikte olurlar diye düşünüyordu. Ama onlar Tanrı'nın, sevgi dolu yaratıcının, kralımızın sözünü dinlemediler. Ona itaat etmediler. Ona yapma dediği şeyi yaptılar. Oysa ki Tanrı bunu bile onların iyiliği için yapmayın demişti onlara. Ama onlar Tanrı'yı dinlemedikleri için ilk günahı işlemiş oldular. Yani Tanrı'nın yapma dediği ilk şeyi yapmış oldular. Ve o zaman Tanrı ile artık birlikte yaşayamazlardı. Ve o günden sonra Adem ve Havva Tanrı'dan ayrılmak zorunda kaldılar. Ama hiç korkmayın arkadaşlar. Çünkü bu durumda bile Tanrı'nın onlar için harika bir planı vardı. Tanrı tekrar onlarla kavuşmanın hayalini kurmaya başladı. Ve acaba bu kavuşma tekrar yeniden nasıl olur diye plan yapmaya başladı. İşte bu planın devamında bizler de Tanrı'nın bizim için hazırladığı harika kurtuluş planının devamını dinleyeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Bugünlük Tanrı'nın sözü bu kadar. Derin derin düşünün, anlamaya çalışın ve yarın yine aynı saatte buluşacağız. Nora ablanı sizleri çok seviyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.